Gahibanlık bitti artık oğlum. Vallahi helal olsun. Talih ödüle güldü sonunda. Soma sayıp ne kadar kazandın? 1 milyon TL. Eski para göre 1 trilyon. Parayı ne zaman alacaksın hayırlısıyla? Yarın. Gitmeden eve biraz erzak alalım dedim. Eskiden alamıyorduk. Şimdi fazla fazla alacağım. Ulan bu şans hiç mi yüzümüze gülmeyecek? Güldü ya abi, zengin oldun artık. Lan böyle zenginlik mi olur? Fakirken param olmadığı için alamıyordum. Zengin oldum, şimdi bir adet sınırlamasından dolayı alamıyorum. Alta katık şu peruğu. Kahvede kimse yok. Çayı alıp gidelim. Abi çay alacağız dedin, aldık işte. Tamam da 4 tane çay almamız gerekirken 2 tane aldık. Bir adet sınırlaması olduğu için mecburen kılık değiştireceğiz. Başka bir yolu yok muydu? Vardı. Ben fantazi olsun diye kadın kılığına girelim dedim. Tövbe yarabbim. Alta katık şu peruğu. Millet çay bekliyor kahvede. Hayırdır İzzet emmi? Marketleri mi teftiş ediyorsun? Bütün alışveriş marketlerin poşeti var neredeyse elinde. Ne teftişi lan? Taziyemiz var. Anladım. Rahmetliyi düşünüp üzülmemek için market market geziyorsun. Niye? Beni deli mi yaptı? Neden sadece bir marketten alışverişini yapmadın peki? Marketlerde bazı ürünler bir taneyle sınırlandırılmış. Benim de helva yapmam gerekiyor. Her marketten birer tane alıp tamamlayacağım inşallah alışverişi. Hadi sana kolay gelsin. Elinde bir poşet olduğuna göre sen yeni çıktın herhalde alışverişe. Benim alışverişim bitti. Bir adet sınırlanmasına takılmadın mı? Ben hayatım boyunca hiç takılmadım o sınırlandırmaya. Niye? Senin ne özelliğin var? Ben askeri ücretliyim. İstesem bile bir üründen fazla alamıyorum.